Bu akşam eski kulüp başkanlarımız ve eski yönetimlerle, yöneticilerle bir araya geldik. Sağ olsunlar her zamanki gibi yine bize desteklerini hiçbir zaman esirgemedikleri gibi bugün de esirgemediler. Geçmişten geleceğe ve bundan sonrası için de neler yapabileceğimizi, neler yaptıklarımızı, geçmişte neler yaptıklarımızı paylaştık. Kulübün sportif anlamda ve maddi anlamda şu ana kadar yapılanlar ve bundan sonrası için yapılabilecekler ve şu andaki durumlarını da paylaştık kendileriyle. Memnun ayrıldıklarını düşünüyorum. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederiz. Bugün yeni bir sloganımız da ortaya çıktı. Denizler olarak hep destek, tam destek sloganıyla artık hedefe doğru, ilk beş hedefine doğru tüm gayretimizi göstermeye çalışacağız. Bu akşam deniz sporu masaya yatırdık. Eline boyunu konuları tartıştık. Yönetime hep destek, tam destek vermeye karar aldık. Spor, üç neticeli bir oyun. Yenmek kadar yenilmek de var. Mutlaka çalıştıktan sonra, azmettikten sonra, inandıktan sonra başarı bizimle olacaktır. Bizim hiç şüphemiz yok. Başarılı olmaktan yana başka çaremiz de yok. Mutlaka başarılı olacağız. Bizim tür takımlar için ideal bir saha oldu. Kapasite de %30-35 arttı. Mutlaka daha iyi şeyler olacaktır. Kesinlikle herkes yönetimi istediği zaman denetleyebilir. Bundan sonra ona yönelik kamuoyu açıklamaları da yapılacak. Kimsenin bu yönde bir şüphesi olmasın. Denizli. Dolayısıyla hepimizin sahip çıkması gerekiyor. Ekip işidir. Bu ekip işini hocasıyla, yöneticisiyle, sporcusuyla, taraftarıyla, basınıyla bir bütünleşmedir. Şimdi önümüzde cumartesi günü Rizespor maçı var. Çok önemli bir maç. Buna hepimizin sahip çıkması gerekiyor. Tüm taraftarlarımızın stada gelip doldurması, tezahür etmesi gerekiyor. Denizler tam destek, hep destek. Güzel bir slogan. Yani bunda iyi günde de kötü günde de beraber olmak anlamına geliyor. Yani kötü olduğu zaman, başarısız olduğu zaman da olabilir. Ama önemli olan başarılı olması için çalışmamız gerekiyor. Burada herkese görev düşüyor. Hocamız yeni, hocalarımız daha iyi çalıştıracaklar, daha iyi futbolcuları motive etmeye çalışacaklar. Futbolcularımız profesyonelce davranacak, daha iyi oynamaya çalışacaklar. Biz taraftar olarak destekleyeceğiz. Sanayiciler olarak elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Biz de tecrübelerimizle yönetime sahip çıkacağız. Yani şu anda yeni stadın yapılması uzun sürer, zaman alır. Ama elimizdeki stadı ben de bize yetenekli düşünüyorum. Denizliler, tam destek, hep destek. Bu akşam Denizspor yönetiminden Sayın Ali Başkanım ve Kaan Şanlıkan tarafından içerideki yemek yediğimiz arkadaşlarla beraber keyifli bir sohbet ettik. Bunun amacı Denizli sporumuzun daha belirli bir noktalara ne şekilde gelebilir, getirtilebilir şeklindeydi. Geçen sene şu anki yönetimimiz, Ali Başkanımız başta olmak üzere çok güzel bir slogan ortaya atmıştı. O sene, bu sene. Gerçekten o slogan tuttu. 7'den 70'e kadar bütün deniz halkı inandı. Futbolcular inandı, yönetim inandı, herkes inandığı için bu skora yansıdı ve şampiyon oldu. Bütün Denizli ve Denizli'de yaşayanlar ve diğer şehirlerdeki yaşayan Denizliler herkes gururlandı. Ve moral ve motivasyonumuzun Ali Başkan ve yönetimini hiçbir zaman bozmamamızın gerekliliğini vurguluyor. Ben inanıyorum ki Denizspor en kısa bir süreçte bir başarı elde edeceğini inanıyorum. Şimdi yeni bir slogan yaratmak lazım. Yeni bir slogan. Ben şimdi onu Denizliler tam destek, hep destek olarak böyle yeni bir slogan ortaya atmak istiyorum. Ben taraftarlarımızı, bütün taraftar gruplarının başkanlarını, arkadaşlarımızı nasıl geçen sene, o sene, bu sene sloganı ile destekledik takımımızı birinciliğe çıkarttık. Bunda
7'den 70'e bütün deniz halkının emeği vardır. Taraftarlarımızın emeği vardır. Bir iki yenilgiyi göz yummak lazım, desteklemek lazım. Hiçbir şekilde futbolcuları, yönetimi, çok affedersiniz, yuvlamak ters takar. Yakışmaz. Ben Denizlispor taraftarları arkadaşlarımızı buradan eski bir başkan olarak lütfen arkadaşlar bir iki yenilgi almış olabiliriz ama bu şekilde davranmak daha da takımımıza zarar verebilir. Hep beraber ilk maçımızda sahada bütün futbolcularımızı ve yönetimi destekleyen sözcükler insanı gururlandırır, futbolcularımızı onurlandırır. Başarı ondan sonra gelir. Ben de taraftarlarla beraber takımımızı alkışlayarak, karşılıklı olarak destek vermek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi biraz önceki yemek esnasında, sohbetimizde Ali Başkanım'ı canı gönülden teşekkür ettim. 2,5 ay gibi bir sürecin içerisinde bu başarıyı getirebildi. İşte aşağı yukarı 20 bin kişiyi bulduk seyirci kapasitemizi. Canı gönülden başkan ve yönetimini kutluyorum.